Size günaydınlar, hayırlı sabahlar dilerim. Kalkar kalkmaz çaycıma sıcak suyu koydum içine. Bir kupa suyun içine şöyle 2 kaşık kadar üzüm pekmezi ve limon koydum, limon suyu. Sıcak suyla beraber karıştırıp içeceğim. Demir eksikliğine iyi geliyormuş arkadaşlar. Çaycımın içinde kireç tutuyor. Zaman zaman kireç de bizim sularımız çok kireçli. Şuraya kadar sıcak su var. İçine böyle tahta kaşıklarımı koydum. Tahta kaşıklarım hem de çaycımın içindeki kireci temizleyecek. Beyaz sirke de beraber kaynatacağım. Bulaşık makinemi akşamdan açık bırakmıştım. Öylece uyuyakalmışım. Alt tarafını tekrar elimle bir yıkadım. Şimdi dizeceğim. Ocağımın içini akşamdan silim, temiz bırakmıştım. Pırıl pırıl. Beyaz sirke ile beraber iyice bir kaynasın tahta kaşıklarım. Hem içi temizlensin. Biraz daha su koyacağım içine. Demliğimin üstünü yeni yıkamıştım beyaz sirke ile beraber. İçi temiz. Biraz kaynattıktan sonra bu suyu süzdürüp temiz su koyup tekrar kaynatacağım ki sirkesinden arındırayım diye. Bugün huzur köşemde oturamıyorum. Ayakta içeceğim. Üzüm sirkeli, limonlu, B vitamini için etkili sıcak su. Kaşıklarımı yerleştirirken 1-2 yudum alacağım. Çaycımın içi çok çabuk kireç tutuyor. Arkadaşlar, bu kireçli suyu şimdi dökelim. Bakın pırıl pırıl oldu içi. Mis gibi. Tekrar şöyle bir yıkayalım. Bol 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 yıkayalım. İçini bir temizleyelim. Kirecinden arındıralım ve tekrar kaynatalım. Duru suyla beraber kaşıklarımızı. Bizim sularımız çok kireçli. Arkadaşlar, bakın içi pırıl pırıl oldu. Hem kaşıklarım temizlendi hem de çaycımın içi. Tekrar duru su koyup tekrar bir kaynatacağım. İyice sirkesinden arındıralım. Tekrar kaynattım. 2 taneydi tahta kaşığım. Bir tane daha vardı. Onu da attım içine. İyice sirkesinden arındırdım. Artık rahat rahat çayımı yapabilirim. Çayım sirke kokmaz. Bulaşık makinemi de yerleştirdim. Şimdi tava ve tencerelerimi ben tekrar yıkıyorum. Makineden çıktıktan sonra arkadaşlar üst tarafı yıkamıyorum da alt tarafı tekrar yıkıyorum. Saatimiz 8:30. Televizyonumu açayım, haberlere bakacağım. Mutfaktaki saatle bu saatin arasında fark var. 5 dakika ileri, 9'a 20 var. Nasıl oluyor bu anlamadım. Hangisi doğru acaba? Bu saat 8:30, misafir salonundaki 9'a 20 var. 5 dakika geri mi acaba? Neyse ben telefona bakıp anlayacağım şimdi. 8:44 telefonda. Bu saatim doğru. Mutfaktaki saati düşmüştü bir kere mutfaktaki saat. Herhalde ondan 5 dakika geri kalmış. Önce bir televizyonumu açayım. Çay demlemeyeceğim arkadaşlar. Evde yalnızım. Sadece bitki çaylarıyla idare edeceğim. Kuru bezle de tezgahtakileri kurulayıp yerleştireceğim. Akşam Mevlid'e gittim. Yorumlarınıza geç geldim. Rahmetli Erdoğan abimizin Mevlidine gittim. Seyhan Hanımların. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Altı haberlerini izleyeceğim. Ondan sonra Müge Anlı başlayacak. Pekmezli limonlu suyum bayağı soğumuş. Dayanamadım, oturup da içeceğim televizyonumun karşısında.
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Bizlere sabırlar dilemişsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun. Cenaze evi için yemek yaptım dün akşam. Apar topar oraya götürdük. Komşum Sakine Hanım geldi. Kapıya çaldı. Dedi mevlit okunuyor. Yetişelim dedim. Ben dedim yemek yaptım, yemeğe götüreyim dedim. Yemek götürdüm arkadaşlar. Allah kabul etsin niyetlerimizi. Çok iyi insanlar. Seyhan Hanım hatta kendi oturduğu yerden eşi kalktı bana yer verdi. O kadar kalabalığın içinde. Gel buraya otur dedi bana. Allah razı olsun. Yere oturmama bile. İnanın yerde otururum dedim. Sen yerini rahatını bozma dedim. Yok dedi burada otur sen gel yerimde otur dedi. Üzüldü ağladık sarıldık birbirimize. Çoğunlukla köyde kalıyorlardı. Arada sırada geliyorlardı buradaki evlerine. Geldikleri zaman tabii ki görüşüyorduk. Çok duygulandık. İnanın var ya o kadar üzüldük ki. Çok iyi insandı. Çok mekanları cennet olsun. Akşam cenaze evinde mevlitte herkese kır pidesi arkadaşlar dağıttılar. Ben de yiyemedim. Çantamda kalmış. Bakın iki ısırım ısırdım. Öylece kalmış. Ben şimdi parçalara böleyim bunu. Bakın martımın buranın sahibi bu martı. Burada bekliyor sabırsızlıkla acıkmış. Niyetlerini kabul etsin. Ölmüşlerin ruhuna gitsin. Erdoğan abimizin ruhuna gitsin inşallah. Martılarımız da yararlansın. Bekliyor çünkü beni kapıda. Bakın buranın sahibi bu. Ben atacağım şimdi. Hemen gelecekler. Havada uçuşuyorlar. Beni bekliyorlar arkadaşlar. Yazık ya. Hayvanlar aç aç. Havada kaptılar. Çok var ya. Nasıl doyacak bunlar? Bakın arkadaşlar. O kadar çok ki evin içine girecekler neredeyse. Kafamın yanından geçti. Ay. Ay evin içine girecek. Kakalarlar beni diye korkuyor mu? Çünkü ağızları çok kuvvetli arkadaşlar. Bir tarafımı yaralarlar. Allah korusun ya. Uf. Neredeyse burnumu kapacaktı. Bir tanesi yanımdan geçti. Burnumun yanından. Teğet geçti. Kendimi hemen geri çektim. Hala bekliyorlar ya. Ne versem ben şimdi? Ekmek. Ekmek vereyim. Gene doymadılar. Gözleme yapmıştım. Ocakta tavada ondan artanları uçurdular. İki parça kaldı. Buranın sahibi diğerlerine vermiyor, yedirmiyor. Her zaman burada olduğu için burayı sahiplenmiş. Şu alttakinden korkuyorlar. Yaklaşamıyorlar arkadaşlar. Hayvanlara yardım yapacaksın. İnsanlara yardım geçmiyor. İnsanlar nankör ama hayvanlar gerçekten yapılan yardımı biliyorlar. Şov yapıyorlar sanki beni bizi izletsin diye. Telefonu gördükleri zaman o kadar seviniyorlar ki. Bakın. Yavrular. Oh, çok da var arkadaşlar. Hangi birini doyurayım ben? Bir fırınla anlaşıp da bayat ekmek almak lazım sürekli. Ay, ta yanımdan geçti. Mutfağımı toparladım. Sabah kahvaltısı için yeşil elma, bir tane yeşil elmayı yıkadım. Kabuğuyla birlikte doğradım. Üzerine de yoğurt.
yoğurt ilave ettim. Önce yoğurtla beraber şöyle bir karıştıralım. Sabah erken saatlerde kahvaltı yapamıyorum arkadaşlar. İştah yok. O yüzden yapamıyorum. Saat öğlen saatlerinde iştahım açıldığı için o saatlerde kahvaltımızı yapacağız. İzzet ile beraber. Şimdilik öğleye kadar beni bu karışım idare eder. Üzerine de tarçın. Bol tarçın. Çok güzel kokuyor tarçın. Bol tarçın koyuyorum. Yoğurtlu, elmalı tarçın karışımı. Burada da üzerine de yiyebilirsem karpuz da yiyeceğim. Karpuzu sifte ettik bu arada. Mevsimin ilk açılışında eşim karpuz almış. Eğer ki bu yedikten sonra elmalı, tarçınlı yoğurdumu üzerine de biraz bekledikten sonra karpuz yiyeceğim. Şimdiden çıkardım ki dolapta soğuk diye. Merhabalar canlar, can tanelerim, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cümleden selamun aleyküm, ellerim dolu. Şimdi nereye gidiyorum? Cenaze evine gidiyorum arkadaşlar. Akşam da yemek verdim. Yani sabah da yemek yaptım. Kabak kavurması yaptım. Turşu kavurdum. Cenaze evine götürüp oradan da dışarıda işlerim var. Onları da halledip geleceğim inşallah. Arkadaşıma uğradım cenaze evine. Seyhan Hanım'a. Kucaklaştık, sarıldık, ağlaştık. Seyhan Hanım. Çok zor. Çok zor. Komşu bugün de benimle dedi. O kadar kalabalık ki eve gelen giden, ziyarete yasa gelenler var. Çok duygulandık, sarıldık birbirimize, koklaştık. İnanın var ya, Allah kimselere eş acısız, evlat acısı vermesin. Rabbim sevdiklerinin acısını vermesin. Tüm yaptığım berekçinin yanındayım, buradayım kapıda. İzzet'i bekliyorum şimdi arkadaşlar. Biraz hoş burada... geldiniz. Hoş bulduk. Böreği yiyeceğim sıcak sıcak. Kolay gelsin işleriniz. İzzet'e haber verdim. Hemen karşısı zaten iş yeri. Burada birlikte oturup şöyle bir su böreği yiyeceğiz. Beraber sıcak sıcak bir su böreği yiyelim bugün. Seyhan Hanım beni içeri davet etti ama çok gelen gideni var. Çok kalabalık evin içinde. Zaten akşam oradaydım. Mevlid vardı. Her akşam mevlid okutuyorlar. Cenazenin ardından orada da 7 gün 7 gece okutulur. Ayrıca 40'ında da okutulur. Çok duyguluyuz, çok üzüntülüyüz. Gerçekten çok iyi bir insandı. Bizde de çok büyük bir iyiliği var. Söylenmez. O kadar çok iyilik yaptılar ki bize karı koca. O kadar iyiler ki anlatamam yani. Allah'ım her zaman benimle iyi insanlarla karşılaşırsın. Ben Orkent'e geldim geleli. İnanın yerli komşusuyuz. O da yerlisi, ben de yerlisiyim. Yani kendi yerli dediğim kendi evimiz. Yani hiç kimse yerli değil bu dünyada, yanlış anlaşılmasın ama hani kiracı olunca tabii ki bir günün birinde çıkıp gidiyorsun. Kendi evin olsa bile ölüp de gidebiliyorsun. Allah'ım göstermesin, yine de hayırlısıyla oturmak nasip etsin. Yani demek istediğim gerçekten birbirimizi çok seviyoruz. Seyhan Hanım'la o köyde durduğu için fazla görüşemiyorduk. Arada geliyorlardı. Geldikleri zaman görüşüyorduk ayaküstü. Gelip gidiyorlar, gelip gidiyorlar evlerine. Köyde de evleri var. Her akşam oradayım yani. Mevlid'deyim. Komşum geldi 5. katta akşam. Sakine Hanım vurdu kapıma. Dedi ki hadi gel gidelim Mevlid'e dedi. Allah razı olsun. Dönüşte de bize geldi Sakine Hanım. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Onunla birlikte oturduk evde. Karpuz yedik. Konuştuk, dertleştik. Çekemedim. Gece elim varmadı cenaze, üzüntü derken. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Merhabalar değerli kardeşlerim, bacılarım. İyisiniz de Allah'ım iyiliklilik versin. Şükran Hanım yanıma ziyarete geldi. Bu arada karşımda börekçi açılmıştı biliyorsunuz. Söylemiştik. Açılışını yapmıştık. Açılışını yapmıştık. Şimdi orada
misafir ettiler. Allah razı olsunlar. Ben de karşılayayım. Bu arada kahveyi de gösterebilirsin Şükran. Görünüyor mu? Araba var. Önüne araba geliyor. He. Şimdi, ben cenaze evine yemek götürdüm Seyhan Hanım'la. Ay çok. Götürmüştük. He, diyor ki komşu İyi. Diyor bugün de belli olur Allah diyor. Kabul etsin. Bir duygulandı, ağladı, sarıldı, öptü beni. Evet, ne yapalım? Büyük. Acımız büyük, evet. Çok kalabalıktı, içeri gel dedi. Dedim dışarıda işim var dedim. O yüzden dedim. Beraber yönetimde görev yaptığımız bir abimizdi. Allah rahmet eylesin, gani gani. Sen böreğini ye, ben çayını yiyeyim. Fincan çayı olsun tamam, ama. Tamam, hadi görüşürüz. Evet, hadi görüşürüz. Şurada ağaç var dedi, polenler dedi, başınıza gelir dedi. O yüzden ben böyle kendimi geri aldım. Bahar aylarında polenler biliyorsunuz alerjik astım hastasıyım. Gerçekten yoruyor bizi. O yüzden bilemedim. Ağacın altına oturmuşum. Hemen böyle kendimi bu tarafa aldım. Hepsi hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah razı olsun. İzzet Bey de çayımı getiriyor. Evde güya ben elma yedim. Tarçınlı, yoğurtlu. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Senden mi olacak hizmet? Bir kere de hazır oturayım. He? Aslında öğlen kahvaltısı hazırlayacaktım da sabah karpuz yedim, meyve yedim. Yeşil elmayla yoğurtlu, tarçınlı yaptım. Orada sana da dokunur. İstersen yok, karşıma olmadı, gel. Polen dökülüyor dedi. Acı batıcana gırağı çalmaz. Bana öyle dedi. Evet, bir şey olmaz. Fazla kalmayacağım zaten. Sen işte. Kahvaltını yap. Tamam. Ben kahvaltımı yapayım. Oradan da kuaföre geçeceğim. Kuaför günüm geldi. Bir saat sonra gel dedi bana kuaför. Kalabalıktı. Önce oraya gittim. Ondan sonra buraya Hasan Bey, geldim. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir. Makama geldik ya. Evet. Çay ikram edeceğiz. Çayı ben getirdim. Sen böreği ikram et. Sen de yiyeceksin börek. Evet. Güzel atarım. Biz geldi. Çayımız da İzzet Bey'den geldi. Şimdi birlikte şöyle bir güzel bir börek yiyelim. Su böreği. Güya ben dedim ya meyveyle geçiştiririm diye ama böreğe tahammülüm Dayanamam. Yok. Böreğe tahammülüm yok. Aynen. Serinmiş ama burası. Yazın buraya yenge. Aslında daha fazla masa olsa buraya. Alışacak. Yapılacak değil mi? Masalarımız vardı. Evet. Gelen giden olmadığı için hepsini çıkardık. Anladım. Evet. Ya yeni daha Şükran inşallah alışacak insanlar. İnşallah alışacaklar tabii ki. He. İnşallah Allah bol kazanç versin inşallah. Böreğimizi yedik. Oturduk orada çalışanlarla. Çok sağ olsunlar. O kadar ısrar ettiğimiz halde ücret almadılar. Dedim bir daha gelmem eğer ücret almazsanız. Tamam bir dahakini alırız dediler. İzzet'in iş ortağı da geldi oraya. Oturduk konuştuk. Börekçi, börek açan. Eşi, orada çalışan. Hep beraber sohbet ettik. Çok güzel orada. Kediler geldi. Kedilere de verdiler börek. Derken kuaföre bir saat sonra gideceğim. Kuaför günüm bugün. Kendime bakım yaptıracağım. Arkadaşlar. Bir dahaki ne dedim? Vereceğim. Olmaz. Siz de burada ekmek parasına çalışıyorsunuz dedim. Teşekkür ettim. Çıktım. Beni ne zamandır davet ediyorlardı. Masa yoktu orada. O yüzden girememiştim. Baktım ki masa koymuşlar. Gittim oturdum. Eşimin karşıda zaten iş yeri. İzzet'i beklerken İzzet de çayımı getirdi. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Allah bol kazanç versin. Bugün günlerden çarşamba. Sizler nasılsınız canlarım, can bacılarım? İyisinizdir inşallah. Allah'ım hep iyi etsin sizlere. Rabbim ne muradınız varsa versin. Allah hepinizden razı olsun. Şoka gidiyorum, şoka. Bakalım şoka neler gelmiş. Bugün şokun indirim günü. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. İyi ki de bir saat sonra geldi. Sabah sabah bu güzel havada mis gibi oksijen çektim. Ciğerlerime yarasın inşallah. Şu aradan dönüş yapalım. Hani incir toplamıştık ya biz. İzzet'in arkadaşının iş yeri.
iş yerinde çalışıyordu müdür. İzzet'le birlikte çalışıyordu. Onun incir bahçeleri vardı. Buradan toplamıştık sanırım. Bak görüyorsunuz karşıda. Hala o incir reçeli bitmedi arkadaşlar. Hala var. Bakın burada da incir ağacı var. Neredeyse incirler döktü dökecek. Bizde reçel bitmedi. Karşıda Durugöl İlköğretim Okulu var. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için yayın yapıyorlar. Gençlerimizin 19 Mayıs Spor Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Atatürk'ün armağan ettiği bayramımız kutlu olsun sevgili gençler hepinize. Belediyede yol çalışması var. İşiyorlar buralar ama Allah korusun. Doğalgaz da var. Yansızlık olmasın, kazasız belasız. Ben şoka geldim arkadaşlar. Yolu biraz uzattım, bile bile uzattım. Çünkü yürüyüş olsun istedim. Çok bizim eve çok yakın ama ben uzak yolu tercih ettim. Bakalım neler gelmiş. Arkadaşlar 170 liraya Kinetix erkek spor ayakkabısı gelmiş bugün Şoka. 170 TL hep büyükleri kalmış. Tarak. Esnek tarak. 13 TL'yi şöyle göstereyim. Masaj yapıyor sanırım. Çok değişik bir tarak. Çok da yumuşak. Ne güzel. Saçı ince olanlar için ideal. Kalın saçlılar, gür saçlılar için bilmiyorum çıtır oluyor ya hani çıtır çözer mi acaba? Evet. Başka neler gelmiş bakalım. Aynı. Geçen hafta gelenler. Değişiklik yok. Dikkatimi çeken onlardı. Takı toka. Şöyle göstereyim sizlere. Masa örtüsü gelmiş. Gri. Muşamba sanırım. Evet. Geçen hafta gördüklerimiz. Başka da bir değişiklik yok. Cam yağlık. Evet. Şu iki masası örtüsü yok değil. Neymiş bu? Organizer. Evet organizer. Çift gözlü çekmeceli organizer. Şöyle şu şekilde. İhtiyacı olan alabilir. Ne kadarmış? Çok karışık yazmışlar. Göremiyorum fiyatını. Evet bu kadar arkadaşlar. Bir şey yok. Değişik hiçbir şey yok. Boşuna geldik. Desene. Olsun yürüyüş yapmış oldu. Kapaklı güveç tenceresi 50 TL. İçi sırlı mı acaba? 22 TL kilitli saklama kabları. Mika. Pikniğe falan giderken şöyle bakın şuradan iyi olur. Şükran Hanım'ın kuaförüyüm ben Zekiye. Merhabalar. Bugün günlerden çarşamba. Evet. Bakım günümüz herhalde değil mi Şükran? Bugün kendimi Zekiye Hanım'a emanet ettim. Çok güzel kaşlarıma baka baka doyamadım. Ellerine sağlık canım. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Görüşürüz hadi kendine iyi bak. Köyden çıktım A101'e geldim. Şu terlik çok hoşuma gitti. O terlikten aldım. Bir de şöyle kuru yemiş yerken çekirdek falan güzel olur dedim. Yoktu bende. Plastik vardı. Plastikte kullanmak istemedim. El bezi aldım. Mikrofiber el bezi A101'den üçlü. Fiyatlarını vallahi aklımda tutamadım. Şöyle bir tane
yüz kremi aldım ucuz diye. Çiçeğimin yumuşatıcısını, bir tane cımbız aldım evde de lazım oluyor diye. İzzet'e atlet aldım gri. Şöyle göstereyim bakalım ne kadar tutacak. Bu terlikleri dışarıda da giyiliyor, evde de giyiliyor arkadaşlar. Ama ben evde giyeceğim bir zaman, ama denize giderken de rahat olur. Düz ve geniş, içi de çok rahat. Şimdi aldıklarımı kasaya götüreyim. Kaç lira tutacak kim bilir. Yüzümde hesabı ödedik. Kaç lira tuttu İzzet Bey? 205 TL. Ben şaşırdım, yine şok. Dedim yine, bu kadar niye çok tuttu? Ne oldu ki? Aha, çok tuttu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ortalık pahalı, ben ne yapayım? Sonra öyle fiyatları sordum tek tek. Terlik 70 TL'ymiş. İnanamadım, ne kadar pahalı dedim ya. Rahat, ben hani 30-35 TL vardır diye tahmin ettim ama çok pahalıymış terlik. Sağlık olsun, ineğe danaya bir şey olmasın ya. Öyle. Yani ineğe danaya da ne alakası var diyeceğiz şimdi. Ben de şaşırdım, niye öyle dedim? Yani demek istiyorum ki her daim her şeyden evvel sağlık. Geçim tabii ki zor. Biz ne diyelim şimdi? Sağlığımız yerinde olsun, huzurumuz yerinde olsun, para bir şekilde önemli değil. Onu benzetme yaptım. Seni bekliyor Şükran. Buranın sahibi Mantı. Mart'ı siz de göstermiştiniz ya. Eli belinde geziyor. Kapıların şeyi, bekçisi. Buranın şahı. Bekçisi o, şahı. Sizleri de göstereyim. Gel buraya. Bu buranın bekçisi arkadaşlar. Akşama kadar böyle burada gezer. Kontrol mühendisi. Buranın sahibi. Ben ekmek attığım zaman mesela sabah ekmek attım, ilk defa bu gelir ha. Ama bunlar nasıl buluşuyorlar? Tepeden nasıl görüyorlar şimdi beni? Onlar var ya de 20 kilometre uzağa bile görebiliyor. Tetikte bekliyorlar besbelli. Benim attığımı görüyor, bir sürü martı var. Perşembeyi görüyor onlar, perşembeyi. Ya. Vallahi billahi. Ta gökyüzünde. Evet, o kadar gözleri kuvvetli. Nerede duruyorlar bu gökyüzünde? Şey, evlerin damında. Ta oradan görüyorlar beni. Evlerin damından gözetliyorlar seni. Bu vermeyecek, bu vermeyecek. Kim doyuracak bunları? Şimdi attığım zaman önce bu geliyor. Buranın bekçisi ya. Reis, reis. Ha, reis geliyor. Ondan erkek sonra o, erkek. Öbürlerine de korkudan yaklaşamıyorlar bundan korkusun. Evet, o müsaade etmeden öbürleri yiyemez. Herkes parsellemiş yeryüzüne. Tabii. Parsellemişler bizim yani burayı. Hiyerarşi düzeni öyle, hayvanlarda da öyle. Yani hayvanlar, aslanlarda da öyle. Aslanlar, evet. Erkekler, ilk önce erkekler yer, sonra dişiler yer. Öyle mi? Tabii, erkekler yemeden dişiler el atamaz yemeğe. Ama ben şimdi... Artanını yer dişiler. Dikkatimi ne çekiyor? Anında bu kadar martı nereden anında bindiriveriyorlar? Denizden, aslında. Zaten denizden görüyor seni adamlar. Hayret bir şey ya. Onların görme duyuları ve duyu organları çok kuvvetli. He. Anında seni hissediyor onlar. Senin el hareketinden sana bir şey attığını görüyor onlar. Gerçekten. Köpeğe at şurada, köpeğe ekmek at. Onlar köpekten dolayı köpeğe gördükleri anda onlar da geliyor. Aa. Köpeğin olduğu yerde diyor mutlaka yiyecek vardır. Köpek de kuşların olduğu yerde mutlaka yiyecek vardır diye köpek de kuşların olduğu yere gider. Aa. Tabii. Hayır, onlar hep şey. Hep birbirine bağlantılıdır bunlar. Bunlar sezgi, akıl. Bunların Allah da onlara öyle bir zihin vermiş. Ama doyuramıyor İzzet. Doymaz, hiçbir zaman doymaz. Ne kadar atarsan at, anında uçuruyorlar. Neredeyse kafamı burnuma vuracaklardı pencereden. Onların... Elimde telefonu görüyorlar. Anında böyle nasıl geliyorlar bilmiyorum. Teğet geçiriyorlar. Burnumun dibinden geçti. Korktum bir tarafımı koparacak. Enerji harcıyorlar hayvanlar. Yediklerini hemen eritiyorlar. Çünkü havada, evet. Bu havada uçmak hep enerji. Eritiyorlar tabii. Bir fırınla anlaşsak da bize bayat ekmek verseler. Martılara dağıtsam. Senin gibi binlerce kişi var. Bayat ekmek alıyorsun. O bayat ekmek sağ kalmaz çünkü. Kamile teyze. Çünkü. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Sizden ne haber? Eyvallah teyze. Güle güle. Kızınla konuştuk. Aa, yüzlüğündeydi. Güle güle. Oturayım. Otur. Konuştuk kızıyla da. Otur. Nerede görüştünüz? A101'de birlikteydik. Ha, orada. A101'de evet. Karşılaştık. Ve geldim canlarım. Limonlu soda çıkardım. Saat şu anda 4:30 oldu. İkindi ezan okunuyor. Aziz Allah Celle Şane Celle Celaluhu Ya Rabbi Ya Resulallah.
kızım aradı az önce. Onlar eşiyle birlikte ikisi tatile çıktılar arkadaşlar. Damadım Ezgi'ye araba almıştı. Onun resmini atmış WhatsApp'tan bana. Ben de iyi dileklerde bulundum. Allah'ım elemsiz, kedersiz, kazasız, belasız kullanmak nasip etsin dedim. Çok yorulmuşlar gezmekten. Ankara'dalar şu anda. Anne video attım dedi, sana dedi. Daha henüz izleyemedim videoyu. Gönderebilirsin dedi YouTube'dan dedi. Ben de şimdi balkona geldim. Televizyonumu açacağım. Hem televizyonumu izleyeceğim hem de sodamı içelim. Limonlu soda. Çiğ köfte almış İzzet bana. İzzet'in iş yerine yakın, hemen karşıda. Ne yiyeceğim diye düşünürken evde aslında yemek var. Dünkü pişirdiğim mercimekten de var. Abime hepsini göndermedim. Büyük kavanoza gönderdim. Abim de sevinmiş. Aradı beni sağ olsun. Kızım işte atabilirsin anne dedi. Video atmış bana. Görüştük, konuştuk, haberleştik. Çok yorulmuşlar. Ankara'dalar. Ankara'dan sonra Kapadokya'ya gidecekler. Tatile çıktılar. Defne de öyle. Kızım da öyle. İkisi aynı anda tatildeler şu anda. Oğlum da yok. Ben kaldım orada da ıpıssız tek başıma. İzzet'le birlikte yalnız kaldık. Çocuklarımız, torunlarımız uyuştu gitti. Defnem de aradı. Onunla da vedalaştım. Bu akşam gidiyorlar. Ezgim dün gitti. Onunla da ısmarlaştık. Gittiler. Eşiyle birlikte balayına çıktı kızım. Allah güle güle gezmek nasip etsin. Hayırlısıyla dön, yavrularımı bizlere kavuştursun. Erkenin de dersleri, imtihanları çokmuş. Anne dedi, imtihanım çok bu ay dedi. 1,5 ay kadar sonra Erkenin üniversite hayatı artık bitiyor çocuğum. Çok şükür elhamdülillah. 1 sene hazırlık okudu. 4 sene de öyle okudu. 5 yılımızı devirdik. Allah'ın izniyle yavrum hayırlısıyla aramıza dönmek nasip etsin inşallah. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizin destekleri için Allah'ım razı olsun. Allah'ım ne muradınız varsa versin. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım benim. Can tanelerim benim. Bir tanelerim benim. Tatlıklarım, canım, bacılarım, kızlarım. Kocaman öptüm sizleri. Benim can ciğer bacılarım, kızlarım. Hakkınızı ödeyemem. Çok hakkınız geçiyor. Çok destek veriyorsunuz. Her biriniz gözümün önünde canlısınız. Sanki böyle sizleri kalbimdesiniz, bir köşesindesiniz. Hepinizin ismi tek tek kalbimde yazılı. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Şu anda Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine doğru ilerlemekteyiz. Yıllardır süre gelen Muhsin Yazıcıoğlu hayranlığımı gerçekleştiriyorum. Her arabamın arkasında biliyorsunuz ki imzası var. Kendisinin mezarına ziyarete gidiyoruz. Ülkemiz için çok 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 önemli, değerli, kıymetli bir insandı benim için. Ona hayranlığım yıllarca bitmedi. Şu anda eşim hayallerimi gerçekleştiriyor, sağ olsun. Değil mi hayatım? Evet, evet. Ankara'dayız. Sevgiler arkadaşlar. Az sonra videoları paylaşacağım.